Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 42. günün 2. dersine. Yani bugünün son dersindeyiz ve analitiği komple bitiriyoruz. Evet, çember analitiğinde kalmıştık ve çember analitiğinin sorular çözüyorduk. Son 2 sayfamız kaldı. Sorulara yine şöyle bir devam edeceğiz. Ardından çemberin genel denkleminden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 238 ve 239'u işleyeceğiz. Ve böylelikle analitik geometri tamamıyla bitmiş olacak. O zaman hazırsak haydi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi örnek 19'da kalmıştık. Örnek devam. Dik koordinat düzleminde 2 tane çember denklemi verilmiş. 2 tane çember dik kestiğine göre. 2 çemberin dik kesmesi ne demek hocam ya? 2 doğrunun dik kesmesini biliyoruz ama çember dik nasıl kesecek böyle? Çemberleri kestirdiğimiz zaman dik kesmesinin mantığı ne acaba? Evet, belki bunu ilk defa görüyorsunuz. Şimdi ilk önce merkezleri bir yazalım mı? Merkez 1 nedir? Hocam 1'e 2. Yarıçap nedir? Yarıçap da 5. Merkez 2. merkezimiz nedir? İkinci merkezimizde şunların eksillerini alıyorduk. N 14 ve yarı çapta 12. Şimdi 2 çemberi dik kestirelim bakalım. Hocam bir tane çemberimiz bu. Yani şekli çizeceğiz. Şekli çiziyoruz. Bak, belki de çember konusunda söylemedim. Şimdi çember aletinde söylüyorum. Burada da çemberlerin dik kesmesini öğrenmiş olacaksınız. 2 çemberi şöyle bir kestirelim. Dik kesmesi demek ne demek biliyor musun? Hocam birinin merkezi burasıysa, birinin de merkezi burasıysa kestikleri yere doğru geliyorsun merkezinden. Diğer merkezden de kestikleri yere doğru geliyorsun. İşte buradaki açının 90 derece olması demek bu 2 çemberi dik kesmesi demek anlamına geliyor. Tamam, çemberlerin dik kesmesini öğrendik. Hocam aşağıda da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Şöyle şöyle gelip şuradaki açı 90 derece diyebiliriz. Tamam. Şimdi birinin merkezi neydi? Hocam birinin merkezi 1'e 2 ve yarıçapı 5. Diğerinin merkezi n'e 14 ve yarıçapı 12 olduğunu biliyoruz. N'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir diye soruluyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şunu şöyle birleştirecek olursam 5 12 dik üçgen 90 derece var ya, dik üçgeni oluşturdu. Hocam burası 5, 12, 13 üçgeninden 13 oldu. Yani bu ne demek? 2 nokta arasındaki uzaklık 13 olacak demek. İstersen 2 nokta arasındaki uzaktan yap, istersen kısa yoldan yap. Ben bir uzun yoldan yapayım. Normalde n-1'in karesi artı y'ler farkı 14-2'nin karesi karekök içerisinde eşittir 13 deyip yapabilirim. Ki yapayım. Her iki tarafın karesini alsam n-1'in karesi böyle kalsın artı 12'nin karesi 144 eşittir 169 yaptı. Buradan n-1 ne olacaktır? Karesi, daha doğrusu bu n-1'in karesini açmayalım. Açıp sonra çarpanları ayırmayla uğraşmayalım. 169'dan 144 çıkıyor. O zaman ne kalıyor? 25 kalıyor. N-1'in karesi 25 ise bu ne demek? N-1 eşittir 5 demek. Değil. Sadece 5 değil. Eksi 5'in karesi de aynı zamanda 25 değil mi? Evet. Yani buradan n'i 6 buluruz. Buradan da n'i eksi 4 olarak buluruz. Eksi 5 artı 1'den dolayı. Zaten bizden bu değerler toplamı isteniyor. 6 artı eksi 4'ten cevapta kaç olacaktır? 2 olacak. Hocam kısa yoldan nasıl yapacağız? 2 nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkını bilmiyorum. Y'ler farkı 12. Hipotenüs de 13 ise X'ler farkı o zaman 5 olacak ya da eksi 5 olacak diyebilirdik. Bak, X'ler farkı ne? N-1. 5. N-1 eksi 5 deyip şuradaki işlemi de atlayabilirdik dostum. Böylelikle N-1 5'ten 6 geldi. N-1 eksi 5'ten de eksi 4 geldi. Topladığımız zaman da cevaba 2 olarak ulaştık. Evet. Örnek 19'u bu şekilde bulduk. Geldik örnek 20'ye. Dik koordinat düzleminde A 1'e 2 ve B 7'ye eksi 6 olmak üzere AB'ye doğru parçasının dik açı altında gören noktaların geometrik yerini yazınız. Şimdi soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. AB'ye doğru parçası var elimde. Şöyle bir doğru parçasını çizdim. A doğru parçası ne? Pardon, A noktası ne? 1'e 2. B noktası ne? Hocam B noktası da 7'ye eksi 6. Şimdi bana bir şart koymuş. Bu AB'ye doğru parçasının dik açı altında gören. Mesela dik açı altında gören şöyle bir tane nokta. Bu nokta. Hocam bir dik üçgen oluşur. Sadece bir dik üçgen böyle mi oluşur? Hayır. Şu şekilde de oluşur. Hocam şöyle de bir dik oluşur. Dik açı altında gören diyor ama bak. Bir tane noktası bu. Öbür noktası bu. Böyle sonsuz tane nokta çizebilirim ben. Hocam bir tane nokta mesela şurada. Bir tane nokta aşağıda. Bir tane nokta burada. Bir tane nokta şöyle şurada. Burada şu şeyi anlamalıyız biz. Neyi anlamalıyız? Şu doğru parçasını dik açı altında gören diyor. Yani şuradaki açımız 90 derece. Burası da 90 derece. Bunu böyle çizince olayı biraz anladın. Olayı biraz anladın. Nereden anladın? Hocam çember analitiği konusundayız. Çember oluşur. Ya da sınav olsam bile kafayı çalıştır. Ulan analitikte dik açı altında gören hangi konu var? Çember analitiği var deyip oradan da biraz şey yapabilirsin. Hile yapabilirsin yani. O zaman burada hocam biz çapı gören çevre açı 90 derece değil mi? Evet. Şuradaki doğruyu 90 derece altında gören bu noktalar hep neyi oluşturur? Hocam çemberi oluşturur. Yani bu noktalardan şöyle bir çember mi geçer? Evet. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı şöyle yaptık. Buradaki noktada şurada. O yüzden bu noktalar işte sonsuz tane nokta nokta vardır. Mesela şuradaki noktayı alsan da şöyle bunu dik açı altında görüyor. Bu da böyle dik açı altında görüyor. Bu da dik açı altında görüyor. İşte ne oldu? Bu AB'yi dik açı altında gören noktaların geometrik yeri bir çember oluşturdu aslında. Ve çapı AB'ye olan bir çember oluşturdu. Çapı AB'ye olan bir çember oluşturdu ve bu çemberin denklemi isteniyor. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez, iki yarıçap. Merkez. Hocam merkez burasıysa tam orta noktası yaptı. Merkezimiz 1 artı 7 bölü 2. 4'e 2 artı eksi 6. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 çıktı. Evet merkezi 4'e eksi 2 olan yarıçapta şurası. Hocam yarıçapta iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3. Y'ler farkı. Eksi 4. 3, 4, 5 üçgeninden 5 çıkar o zaman burası. O zaman merkezi 4'e eksi 2 olan yarıçapı da 5 olan çemberin denklemi isteniliyor bizden. Yani x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 2'nin karesi. Y artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi 25 çemberin denklemidir dostlar. Evet işte bu AB'yi dik açı altında gören noktaların geometrik yeri bir çember belirtiyor. Bu çemberde denklemi de x eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 25 şeklinde olur. Tamam size kopyayı da verdim. Nasıl yapacağınızı da söyledik ama bu sorudan sonra artık bir doğru parçasını dik açı altında gören noktaların geometrik yeri dediğinde hemen aklımıza ne gelecek? İki tane böyle dik üçgen çizseniz şey yapabilirsiniz, aklınıza gelebilir. Ya da çemberde de söylemiştik zaten. Şöyle hipaları aynı olan iki dik üçgenin etrafına ne çizilir demiştik? Çember çizilir demiştik. Oradan da zaten olayın farkına varabilirsin. Değil mi? Evet cevabı bu şekilde bulduk. Geldik örnek 21'e. Analitik düzlemde x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 1982. Hocam niye 1982? Tahminin anlayabilirsin artık. Yaz bakayım yoruma. Niyemiş o? Anlarsın ya sen artık beni çözdün olayı. Yani bütün sülaleyi işin içine kattıysam kendimi de işin içine katmışımdır herhalde. Neyse. Devam edelim. A 7'ye eksi 6 noktasına çizilen kirişlerin çemberine A7'ye eksi 6 noktasında çizilen kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri diyor. Bak sınavda benzeri sorusu çıktı dostum. Şimdi bir kere şunu anlayalım. Hocam bir çember var elimizde. Bir de bir noktadan kiriş çiziliyormuş. O nokta nerede? İçinde mi? Üstünde mi? Dışında mı? Bir kere dışında olsa buradan bir kiriş çizemem çembere. Üstünde olsa yine kiriş çizemem. Büyük ihtimal içinde. İçinde olduğunu nereden anlarım? İki nokta arasındaki uzaklık yarıçaptan küçükse. Ki büyük ihtimalle yarıçaptan küçük olacak. Yarıçapta kök 1982. Yani pek işimize yaramayacak büyük ihtimalle. Sadece içinde olduğunu vurgulamak için 1982 yazmışımdır büyük ihtimalle. Neyse soruda şekli çizelim kardeşim. Merkezi 1'e 2 olan bir çember çizeceğim. Hemen çemberi çiziyorum. Şöyle merkezi 1'e 2 olan. Hocam küçük hemen büyütüyoruz kardeşim. Bak teknolojiyi kullanıyoruz. Hemen çizdim. Merkezi 1'e 2 olan bir çember var elimde. Ondan sonra bir tane nokta da var. Noktamız da nerede büyük ihtimalle? İçinde. Bu nokta içinde olacak. 7'ye eksi 6 noktası. Hemen 7'ye eksi 6 noktasını yapalım. İstersen bak bakayım şurada. İki nokta arasındaki uzaklığa. İki nokta arasındaki uzaklık nedir dostum? Hocam x'ler farkı 6, y'ler farkı 8. 6, 8, 10 üçgeni. Burası 10. İki nokta arasındaki uzaklık. Yarıçapta bir kök 1982. Kök 1982 10'dan nedir? Onun karesi zaten 100. 10'dan büyük. Dolayısıyla bu noktanın içinde olduğunu bak anlayabildik. Tamam. Soruya devam edelim. Şimdi 7'ye eksi 6 noktasına çizilen kirişlerden bahsediyor. Bu kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. O zaman bu noktadan geçen kirişleri çizeceğim. Şimdi düşüneyim. Bir en küçük kirişi düşüneyim. Hocam en küçük kiriş, buradan çizilen en küçük kiriş, çemberin içindeki bir noktadan çizilen en küçük kiriş neydi dostum? Hocam tam böyle eşit olarak çizilen kirişti. En büyük kiriş neydi? Hocam en büyük kiriş de yeşil renkli çizeyim. Böyle çap olan kirişti. Tamam. En küçüğü bu kiriş, en büyüğü de çap olan kiriş. Ama en küçüğü ve en büyüğünü çizdik ya. Diğerlerini de düşüneyim şimdi. Bak şimdi diğerlerini de düşünüyorum. Hocam mesela diğeri de şu. Şu kirişi biraz daha büyütürsem şu kiriş olacak. Sonra bir tık daha büyütürsem şu kiriş olacak. Sonra bir tık daha büyütürsem şu kiriş olacak. Bir tık daha büyütürsem şu kiriş olacak. Değil mi? Sonra gitgide büyüdü. En son ne oldu? Büyüyüp en son yeşil kiriş oldu. Sonra ne oluyor? Yeşil kirişten sonra daha da küçülüyor böyle. Bak bu kiriş. Değil mi? Bu kiriş daha da küçülüyor. Sonra daha da küçülüyor. Bak şöyle çizelim. Sonra daha da küçülüyor şöyle. Daha da küçülüp nereye doğru yaklaşıyor? Şu en küçük kirişe doğru yaklaşıyor. İşte bu kirişleri yorumlayacağım ben şimdi. Bu kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri isteniyor ben. Dikkat. Bak şuradaki kirişin orta noktası ne yapıyor? Hocam en küçük kirişin orta noktası zaten bu yap. Tamam. Bir tanesinin orta noktasını buldum kardeşim. Burası yap. Devam edelim. Hocam en büyük kirişin de orta noktası şurası değil mi? Evet. Diğerlerinin de orta noktasına bakayım. Bak şimdi. Hocam şu en küçük kiriş bu. Orta noktasını buldum. En büyük kiriş de bu. Orta noktasını da buldum. Şimdi ben bunu biraz daha büyüttüm. Büyütünce orta noktası buraya kaydı. Şunun orta noktası buraya kaydı. Bunun orta noktası buraya kaydı. Bunun orta noktası buraya kaydı. En büyüğü zaten burası. Bak bunun orta noktası buraya kaydı ya. En aşağıdaki noktası bu olur. En tepedeki noktası da bu olmaz mı? Olur. Bu noktalar ne yapıyor bak? Böyle. Buradaki orta noktaları da şöyle çizince. Hocam bu orta noktaları şöyle göstereyim istersen. Bir tanesi bu ya. yaptı, bir tanesi bu yaptı, bir tanesi bu yaptı, bir tanesi bu yaptı. En aşağıdaki şu yapacak. Baksana bunlar ne belirtiyor böyle sıklaştırdığın zaman? Bir çember belirtmiyor mu böyle? Evet, işte bu noktaların, orta noktaların geometrik gereği bir çember belirtti. En aşağıdaki bu yaptı, en yukarıdaki de bu yaptı. O zaman en aşağıdaki nokta bu. En yukarıdaki nokta da buysa o zaman bu çap yapmaz mı? Yapar. O zaman şuraya da çizeyim. Hocam çapı şu olan, şöyle çapı bu olan 1'e 2 ve 7'ye eksi 6 olan bir çemberin denklemi isteniyor. Çünkü bu çemberin üzerindeki bu noktaların geometrik yeri isteniyor benden. İşte bu noktaların geometrik yeri de çapı bu olan bu çemberin denklemi. O zaman çapı bu olan bu çemberin denkleminde merkezi bulalım. Merkezi nasıl bulacağız? Hocam toplamlarının yarısı 8 bölü 2 4'e. Diğer ordinatlar toplamı şu. Eksi 6 artı 2 eksi 4 bölü 2 yani eksi 2 yaptı. Merkezi 4'e eksi 2 yapan. Yarı çapta 4'e eksi 2'yi bulduk ya. Yarı çapta ne yapıyor? Bu iki nokta arasındaki uzaklık yapıyor. X'ler farkı 3. Y'ler farkı eksi 4. 3, 4, 5 üçgeninden yarı çapı da 5 buldum. Yarı çapı da 5 olan çember denklemi isteniyor. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi eksi 2'nin karesi. Çünkü X eksi noktadaki X. Y eksi noktadaki Y şeklinde yazıyorduk. Y eksi eksi 2. Y artı 2 yaptı. Y artı 2'nin karesi eşittir R kare olacak. Yani R karemizde 25 mi yapıyor? Evet. İşte bu noktaların geometrik yeri bir çember belirtiyor. Merkezi 4'e eksi 2 olan, yarıçapı 5 olan bir çember. İşte bunun da denklemi x eksi 4'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 25 şeklinde bulundu. Eskiden böyle çok orijinal sorularla karşımıza geliyordu ÖSYM. Biz de işimizi sağlama alalım dedik. Bu şekilde bir soru yazdık size. Geldik şuraya. Dik koordinat örnek 22'deyiz. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eşittir 45 çemberinin 12 birim uzunluğundaki kirişlerinin uç noktalarına uzaklıkları oranı 1 bölü 2 olan noktaların geometri yerini bulunuz diyor. Bak şimdi evet 3 tane soru çözmüşüz. Ben 2 tane çözdüm zannediyordum. O zaman çabuk geçmiş vallahi. Neyse. Acaba bir soru atladım mı diye bak. Tamam. Şimdi bir kere yine analitik düzlemi bir çizelim. 12 birim uzunluğundaki ve 1'e 2 oranında bölen noktaların geometri yeri isteniyor. Tamam. Bu sefer ne yapalım? Hocam merkezi kaç bunun? 0'a 0. Yarıçapı da kaç yapıyor? Kök 45 yapıyor. Kök 45 dediğimiz nedir? Hocam 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 yap. Yani analitik düzlemde çizebiliriz aslında ama bundan sonrasında özel bir durum yok. Analitik düzlem çizmeyelim. Biz buna ne diyorduk? Merkezil çember adını veriyorduk. O zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim yine. Basit bir şekilde şekli çiziyorum. Şöyle merkezi kaça kaç? Hocam 0'a 0. Şöyle merkezi 0'a 0 olan ve yarıçapı da 3 kök 5 olan bir çember alacağım ve çemberin 12 birim uzunluğundaki kirişlerinden bahsediyor. Bu sefer sabit bir kiriş verdik. Mesela 12 birim uzunluğundaki kirişin bir tanesi hocam bu. Dur düzgünce çizeyim. Çizemedim. Bir daha çizeyim. 12 birim uzunluğundaki kirişi mesela bu. Başka var mı? Var tabii ki. Mesela şu. Başka var mı? Var tabii ki. Mesela bu. Bu kirişleri böyle çoğaltabilir miyim dostum? Çoğaltabilir. Şimdi o zaman burada bu kirişleri bulalım. Bir tanesini, birkaç tanesini de böyle yorum yapalım. 12 birim uzunluğundaki kirişlerin uç noktalarına olan uzakları 1 bölü 2 olan noktaların geometrik yerini bulunuz. Evet, uç noktalarına olan uzakları 1 bölü 2 olan. Mesela hocam bir tanesi bu. Bu uç noktasına olan uzaklığı 1 bölü 2. Ya ben sol tarafta seçtim. O noktayı burada da seçebilirim. Sağ tarafta. Şöyle. O zaman seçelim tamam. Bir tanesini burada seçtim mesela. Hocam 1 bölü 2 oranında. Yani ben buraya x, buraya 2x dersem 3x 12 ise x'i kaç yapacak? 4 yapacak. Yani burası 4 birim. Burası da 8 birim. 4'e 8 oranında kesecek. Hocam ben sol ve sağ şeklinde yaptım. Tam tersi. Şu şekilde yapabilirsin onu. Şunu sileyim ben. Şöyle yapayım. Şu kirişi şöyle çizeyim. 4'e 8 şeklinde bölecek ya. Hocam bir tane noktamız 4 burada. 8 aşağıda olacak. Ya da tam tersi 4'e 8'i bu şekilde de seçebilirim. 4'e 8 şeklinde seçebilirim. Tamam. Öbüründe de aynı şekilde. Hocam bu sefer buradan şöyle 4'e 8 seçin. Ya da tam tersi bu sefer şuradan 4'e 8 şeklinde seçin. İşte bu noktalardan bahsediyor bize. Bu noktalardan bahsediyor. Bu noktaları bulmaya çalışacağım. Bulayım. Arkadaş ben burada bir kiriş gördüysem merkez kiriş dik yapabilir miyim? Yapabilirim. Yaptığım zaman da 2 eş parçaya böldü mü? Böldü. Böldüğü zaman da 12'yi 2 eş parçaya böldü. 6'ya 6 böldü. O zaman burası 2 mi oldu? Evet. Hocam buradaki nokta benim için baz alacağım nokta ya. O zaman burada ben bu noktayı bulmaya çalışacağım. Bu arada çemberin yarıçapı kaçtı? Kök 45'ti. Hocam kök 45. Hop en etkili silahım yarıçap çizmek. Yarıçap çizince kök 45 burası. O zaman kök 45'in karesinden yani 45'ten 36 çıkınca kaç kalıyor? 9 kalıyor. Burası da 3 mü yapıyor? Evet 3 yapıyor. Burayı 3 bulurum. O zaman ben burada bu mavi noktanın buraya olan uzaklığını ne bulurum? Pisagor bağıntısından 4 artı 9'dan 13 bulurum. Kök 13. Hocam aynı hamleyi 4'e 8 burada da bölmüş olsaydı. Hocam burası da 2 birim olacaktı. O zaman burası da 3 ise hop Pisagor bağıntısından kök 13 mi olacak burası? Evet. Aynı muhabbetten şuradan da dik çizsen burası da 2 birim olacak. Burası da 3 ya. Yarıçaptan dolayı kök 45 ya. Çünkü burası da 6 olacağından dolayı. Değil mi? O zaman burası da 3 ise şuradan şuraya olan uzaklığı ne olacak? Hocam yine aynı şekilde kök 13 13 gelecek. Burada noktamız burada olsaydı burası da kök 13 olacaktı. Burası da kök 13 oldu. Burası da ne olacak? Yine aynı hamleleri yaptığımız zaman kök 13 oldu. Dur. O zaman şöyle bir toparlayalım. Burada ne oluyor o zaman? Hocam buradaki merkezin bu 12 birim uzunluğundaki kirişin uç noktalarına olan uzaklığı 1'e 2 olan noktaya olan uzaklığı her zaman kök 13 yapıyor. Burada da kök 13, 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 burada da kök 13. Sonsuz tane kiriş çizdiğimiz zaman o sonsuz tane kirişte de hep aynı muhabbet gelmeyecek mi? Gelecek. Burada bak dikkat et. 0,0 noktasının oradaki mavi noktalara uzaklıkları hep kök 13 olacak. Bir noktanın herhangi bir şeye olan uzaklığı hep aynı birim uzaktaysa bu çemberin tanımı değil mi zaten? 0,0 noktasının mavi noktalara olan uzaklığı kök 13 birim uzunluğunda olması demek. Ne demek? Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman aslında şurası 0,0 noktası iken kök 13 birim uzunluğundaki noktalar hep bize neyi veriyor? Hocam hep bize bu çember tanımını vermiyor mu? Sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi. Evet. Çember çıktı o zaman hocam. Yani tekrar söylüyorum. Şuradaki kirişin 1'e 2 oranında uç noktalarına olan uzaklıkları olduğu zaman 0,0 olan uzaklıkları kök 13 çıktı. İşte bu da bir çember denklemi belirtiyor. Çember denkleminde ne oluyor? Merkezi 0'a 0 ve yarıçapı da kök 13 olan çember denklemi. X eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir kök 13'ün karesi. Yani 13. Yani bu da x kare artı y kare eşittir 13 şeklinde yapar mı? Yapar. Çok güzel bir soru. Çok orijinal bir soru. Hatta şöyle bir beni dinle. ÖSYM bu soruyu şöyle sordu. Aynı soruyu düşün. X kare artı y kare eşittir 45 çemberinin 12 birim uzunluğunda kirişlerin orta noktalarının geometrik yerini sormuştu ÖSYM. Ben de bu sefer uç noktalarına olan uzaklığını 1'e 2 oranında şey yapmıştım. O zaman sana ödev. Ödevin şu. Tekrar söylüyorum soruyu. X kare artı y kare eşittir 45 çemberinin 12 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri nedir diye soruyorum ve o soruyu da sen yapıyorsun. Tamam. Şimdi soruya baktığım zaman aslında 12 birim çözüm de burada belli aslında. Ne olduğu da belli. Merkezi bilmem neye bilmem ne. Uzaklığı da bilmem ne. Artık onu sen belirliyorsun ve cevaba da yazıyorsun. Bulamayan arkadaşların da sen böyle faydan olsun. Senin faydan olsun. Tamam. Hatta ilk yorumu yazan arkadaşına şöyle bir beğen. Doğruysa eğer. Sen de yaptığın doğruysa o yazan arkadaşın yorumunu da beğenirsiniz dostum. Tamam. Örnek 22'yi de bu şekilde bulduk. Ve o zaman çemberin standart denklemini ve sorularını tam anlamıyla halletmiş bulunuyoruz. Şimdi geldik çemberin genel denklemine. Arkadaş çemberin genel denklemi dediğimizde nedir biliyor musun? Çemberin standart denklemi neydi? Merkezi A virgül B'ye olan, yarıçapı R'ye olan çemberin denklemi işte bu. Biz buna standart denklemi diyoruz. Standart denklemini açtığın zaman da bak şöyle bir denklem gelecek. İstersen birlikte açalım. İşte biz buna da ne diyoruz? Çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Yani bunu ayrı bir konu anlatımı olarak düşünme. Çember denklemini buldun. Açık hali işte çemberin genel denklemi oluyor. Çemberin genel denkleminde yapacağın sorular bundan önceki çözdüğümüz sorularla aslında aynı sorular. Yani çok yabancılık çekmeyeceksin. Şimdi merkez A virgül B yarıçapı da R olan çemberin denklemi bu ya. Biz bunu bir açalım. Bunu açtığımız zaman x kare eksi 2a x artı x kare. Şunun açılımından geliyor. Y kare eksi 2b'ye artı b kare. Bunun açılımından geldi. Eşittir r kareye. Denklemi düzenleyecek olursak şöyle bir şey geliyor. Hocam x kare artı y kare eksi 2a x eksi 2b'ye bir de böyle bir sahip sayı. Ve çemberi denklemi düzenleyecek olursak x kare artı y kare artı dx yani x'in katsayısına d diyelim. Y'nin katsayısı y diyelim. Sabit sayı da bu ya. Sabit sayı. X'li y'li bir terim yok. Buna da f diyelim. Yani x kare artı y kare artı dx artı ey artı f şekline dönüştüğü zaman biz buna çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Çemberin genel denkleminde ne yapıyoruz hocam? Yani çember denklemi verildiği zaman bizim için önemli olan merkez ya. Bak buraya dikkatli bir şekilde dinle. Burada bu şekilde verildiği zaman ben sana formülsüz yapmayı da soruda göstereceğim ama bu şekilde verildiği zaman merkez nasıl bulunur? Yarıçap nasıl bulunur? Bunu da bilmeni isteyeceğim. Bilmeden de bulabilirsin ama bilmenin de bir faydası var. Biraz sonra bundan bahsedeceğim. Şimdi bu şekilde verildiği zaman çemberin merkezi eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 şeklinde bulunur. Çünkü niye? D dediğimiz eksi 2a değil mi? Evet. E dediğimizde eksi 2b değil mi? Aynen öyle. Merkezimiz neydi? A virgül b'ydi. Merkez a virgül b ise hocam ben d'yi eksi 2'ye bölersem çünkü bu d dediğim eksi 2a. Eksi 2a'ya -2'ye böldüğün zaman A'yı, -2B'yi de -2'ye böldüğün zaman B'yi buluyorum ya. O yüzden -D bölü 2'ye -E bölü 2 bana merkezi verir. Hemen merkezi bak burada yaz. Şöyle göster. Merkezimiz -D bölü 2'ye -E bölü 2. Hocam yarıçapta nedir? Yarıçapta şudur kardeşim. Şu 1 bölü 2 karekök içinde D kare artı E kare eksi 4F şeklinde bulunur. E hocam bu nereden geliyor? Bak şimdi ben şöyle mavi kalemle göstereyim bunu. A kare artı B kare eksi R kareye ne dedim? F'dir. A dediğim -D bölü 2 değil miydi? Evet. D'ye -2A dedim ya. Bak D'ye -2A dedim ya. A dediğim -D bölü 2. Yaz. -D bölü 2 artı şu karesi olacak tabii. Artı öbürü de B kare diyor. -E bölü 2'nin karesi. Eksi R kare eşittir F ya. Bunu düzenleyeceğim şimdi. R kareyi öbür tarafa atayım. D kare bölü 4 artı E kare bölü 4 eksi F eşittir R kare oldu. Buradan D kare artı E kare eksi 4F bölü 4 geldi. Eşittir R kare yaptı. Karekökünü alınca da işte ne geliyor buradan? Aynen bu geliyor. D kare artı E kare eksi 4F karekökünde bir de başında 1 bölü 2'si var. Çünkü karekökünü alınca bu 1 bölü 2 diye çıkıyor. İçinde de ne kalıyor? D kare E kare eksi 4F şeklinde kalıyor. Ya hocam bunu bilmesek olur mu? Yok. Bunu bilince çember belirtir mi? Belirtmez mi? Nokta mı belirtir? Gibi şeylerin yorumunda aklımıza gelecek. Yorumunu yapmak, yani yorumunu yaparken bu bilgi bize lazım olacak. O yüzden bunu da bilmeni tavsiye ediyorum dostum. Tekrarlayalım mı? Tekrarlayalım. Bak şimdi. Çember denklemi şu şekildedir kardeşim. X kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşit 0 şeklindedir. Bu şekilde verildiği zaman -D bölü 2'ye -E bölü 2 merkezi verir. Yarıçapta 1 bölü 2 karekökünde d kare artı e kare eksi 4f şeklinde bulunurmuş kardeşim. Hemen sorusuna bakıyoruz. Çemberin merkezini ve yarıçap uzunluğunu bulunuz diyor. Bak ilk önce formülle yapacağım. Formülle yapacağım. Formülde bilmeniz, bak genelde bilmeyin derim ama bilmenizi tavsiye et. Formül şurası nedir? D. Burası nedir? E. Burası nedir? F. Yalnız F'ye dikkat et, işaretiyle birlikte. Formülde merkezimiz nedir? Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 yapıyor. Yani şunların eksi 2'ye böleceksin. Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman eksi 2'ye. Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman artı 2 yapıyor. Merkezi eksi 2'ye artı 2 yaptı. Yarıçapı da kaç yaptı? Hocam 1 bölü 2 karekök içinde D kare artı E kare eksi 4F yapacak. Hocam yarıçap buradan 1 bölü 2 karekök içinde D kare dediğimiz 16 artı D dediğimiz çünkü artı 4. E dediğimiz eksi 4. E kare dediğimizde 16 eksi 4 çarpı F. F dediğimizde 1 yazıyorsunuz, yanlış. Dikkat. İşaretiyle birlikte alacaksınız F'yi. Eksi 1 orası. Eksi 1. O zaman burası ne yaptı kardeşim? 16 32 artı 4 36. Yani R 1 bölü 2 kök 36 yapar. Yani R de böylelikle 6 bölü 2'den 3 yapar. Evet. Merkezi ve yarıçap bulduk mu? Bulduk. Şimdi gel biz bunu ne yapalım? X kare artı y kare artı 4x eksi 4y artı 1 eşit 0'ı matematik kullanarak, çarpanları ayırmayı kullanarak biz bunun merkezini ve yarıçapını bulalım. Şimdi ben bunu matematik kullanarak x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde dönüştüreyim ki merkezini ve yarıçapını bu şekilde bulayım. O zaman ne yapacağım? Hocam burada x kare artı 4x var. Y kare eksi 4y var. Artı bir de 1 eşit 0 var. Düzenledim. X kare artı 4x neyin parantez karesidir? X artı 2'nin parantez karesinden gelmez mi? Gelir. X artı 2'nin parantez karesinden bak x kare artı 4x geliyor mu? Geliyor. Ama bunu böyle yazdığım zaman artı 4 fazlalığı yok mu burada? Var. Bunu böyle yazdığım zaman artı 4 fazlalığı var. O zaman denklemden 4 çıkartırsam neyi bulurum? Hocam x kare artı 4x'i bulurum. Tekrarlıyorum. Buradan x kare artı 4x artı 4 geliyor. 4 çıkartırsam x kare artı 4x'i bulmuş olurum. Peki y kare eksi 4y neyin parantez karesidir? Y eksi 2'nin parantez karesinden gelmez mi? Gelir. O zaman bunu da y eksi 2'nin parantez karesi yazıyorum. Buradan y kare eksi 4y geliyor. Artı 4 fazlalığı geliyor. O zaman buradan da denklemden 4 çıkartmam lazım. Şurayı da hallettim. Burada da artı 1 var. O zaman düzenleyelim. X artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Şimdi dikkat. Burası... Ay artı 1 değilmiş ya, şurası eksi 1'miş. Niye artı 1 dediysem bak şurası eksi 1. Dikkat, şurası eksi 1. Eksi 1 burası. O zaman şuraya dikkat şimdi. Eksi 4 eksi 4 eksi 8 eksi 1 daha eksi 9. Öbür tarafa attım artı 9 yaptı. Bu da ne demek? Merkezi eksililerini alıyorum. Hocam eksi 2'ye kaç çıktı? 2 çıktı. Yarıçapta kaç çıktı? Bu r kareye eşit ya. Yarıçapta böylelikle 3 çıktı. İşte bu şekilde matematik bilgisini, çarpanlara ayırmayı kullanarak tam kare yapma mantığıyla da merkeze ve yarıçapa ulaşabilirsin. Hocam ben ben bunu biliyorsam o zaman merkezin eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 olmasını kullanmayayım. Yarıçapın 1 bölü 2 karekök içerisinde d kare artı e kare eksi 4f olmasını kullanmayayım demeyin. Sana koskoca konuda ne dedim çember analitiği yaparken? Ya bir merkez a virgül b yarıçap r ise çember denklemini yazdım dedim. Bir de bu şekilde açık vaziyetteyken eksi d bölü 2 eksi e bölü 2. Bir de ne dedim? Bak koskoca çember analitiğinde 1 bölü 2 karekök içinde d kare artı e kare eksi 4f'nin yarıçapı eşit olmasını bil dedim. Yani bil. Gerçekten işine yarayacak. Gerçekten işine yarayacak. Gerçekten işine yarayacak. Bunu da bu şekilde bil. O yüzden hani unutursan tamam bu şekilde yaparsın. Unutursan bunu bu şekilde yaparsın. Ama bilmeni de tavsiye ediyorum. Çünkü sorularda işimize yarayacak. Tamam. Geldik şuraya. Şimdi örnek 24'teyiz. Analitik düzlemde bir çember verilmiş. Çemberine içten teğet olan çemberin denklemi bu olarak verilmiş. Buna göre k kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaş burada ne yapacağız? Şimdi bu şekilde aslında soruları biz çözdük. Şimdi bu şekilde çember verilmişse direkt merkezi bulalım kardeşim. Merkezi. Merkezim eksi d bölü 2'ye. Bak hemen merkez 1'i yazalım. Eksi d bölü 2'ye. Şunu eksi 2'ye bölüyorum. 1'e. Bunu da eksi 2'ye bölüyorum. Kaç yaptı? 2 yaptı. Sonra yarıçapı bulacağım. O zaman r1 de neye eşit oluyor? 1 bölü 2 karekök içerisinde. İstersen diğer tekne de bulabilirsin. D kare 4 artı e kare. Bak d burası. E burası. F de burası. İşaretiyle birlikte almayı unutma. D kare artı e kare. 16 eksi 4 çarpı f. 95 değil. Eksi 95 olmasını unutma. Tamam. Hocam 4 ile 95 çarpsam 4 kere 5 20 36 38 380 yaptı. O zaman burası 400 yaptı. Burası 20 yaptı. R1'de 10 mu çıkıyor o zaman? Evet. R1'i böylelikle 10 buldum. Geldim R2'ye. M2'ye gelelim şimdi. M2'ye gelince eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2. Yani hocam 7'ye 2 yaptı. R2'yi de bulalım. 1 bölü 2 karekök içerisinde d kare 14'ün karesi eksi 14'ün karesi 196 artı e kare 4'ün karesi 16 eksi 4f 4k. Yalnız artı k dikkat et burada. Tamam bununla yazdık. Bu da bu şekilde oldu. D'yi bulamıyorum. Şu anda dursun. Şu anda bu dursun. Şimdi ne yapacağız? Bu çemberine içten teğet olan çemberin denklemi bu şekilde verilmiş. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Şimdi bir tane çember var elimde. Bir tane çember var. Çemberi çizdim. Bu çembere içten teğet olan bir tane daha çember var. Şöyle çemberi de çizdim. Evet birinin merkezi kaça kaç? İçten teğet olan diyor. Birinin merkezi 1'e 2. Büyüğün merkezin 1'e 2 olduğu belli. Öbürünün merkezi kaça kaç? Hocam öbürünün merkezi de 7'ye 2. 7'ye 2 çizdim. İki çember birbirine teğet olunca ne yapıyorduk? Hocam merkezleri yapıyorduk. Birleştirdik. Ama işin esprisi değme noktasına kadar gitmesiydi. Hemen değme noktasına kadar götürdüm. Aa burada iki nokta arasındaki uzaklık var. Hocam iki nokta arasındaki uzaklıktan dolayı x'ler farkı 6, y'ler farkı 0. Ha karekök içinde 6'nın karesi artı 0'ın karesi yaptı. 36. Burası 6 mı yaptı? Evet. Bu iki nokta arasındaki uzaklık 6 yaptı. Ben bir de neyi biliyorum? Hocam r1'in 10 olduğunu biliyorum. Yani büyük çemberin yarıçapının 10 olduğunu biliyorum. 6'sı buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Aa böylelikle küçük çemberin yarıçapında 4 bulmuş oldum. E o zaman olay bitti kardeşim. Hemen ne yapıyoruz? 1 bölü 2. Hocam şunu öbür tarafa atıyorum. 8 yapıyor. Yani karekök içinde 196 artı 16 eksi 4k eşittir kaç yapar? 8 yapar. İşte bu denklemi artık çözeceğiz. Çözelim. Karesini alalım her iki tarafın. Hocam 196 artı 16 eksi 4k eşittir 64 yapar. Sonra toplama yapalım burada. 196 ile 16'nın toplamından kaçtık bu zamana kadar. Toplamam da kötü olduğunu biliyorsun. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Şöyle yazayım ben buraya. Hocam 212 yaptı. 212'den 64 çıkartacağım. Şey yapsaydım neyse. 4'e bölebilirdim. Çıkarttığım zaman 8 yapıyor burası. 4 yapıyor. 148 yaptı burası. 148. Evet yazıyorum buraya. O zaman 148 eşittir 4k yaptı. Ve 148'i de 4'e böldüğümde hadi şöyle bir bölme yapmayayım. 37 olduğu belli de neyse. 148 bölü 4 de 4 kere 3 12 28 yaptı burası. 4 kere 28. X de buradan ne buluruz? Pardon k'yı da buradan kaç buluruz? 37 buluruz o zaman. Evet işlem bu şekilde çıktı. Ne yaptık yine? Eski yaptığımız şekildeki bilgiler gibi. Ne diyor soruda? Basit bir şekilde soruyor. Anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizdik kardeşim. Birincinin merkezi belliydi. Yarıçap belliydi. Yazdık. İkincinin merkezi belliydi. Yarıçapı bu. Durduk. Sonra şekli çizdik. Bunun yarıçapını bulduk. Bunun yarıçapını da eşitledik ve işlem yaptık kendiliğinden. Soru geldi mi? Geldi. Olay bu dostum. Evet. Çemberin genel denklemindeki sorularda da bu şekilde davranıyoruz. Hadi gel bakalım şimdi örnek 25'e. Çemberlerin birbirine göre durumunu bulunuz. Ne demek istiyorsun hocam? İki çemberin birbirine göre durumu. Ya iki çember ayrıktır. Ya iki çember tek bir noktada kesişir. Yani birbirlerine teğettir. Ya da iki çember iki noktada kesişir. Bu iki noktada kesişmesi de nedir? Çemberler kesişiyor anlamında. Yalnız iki çember birbirine teğettir hikayesi iki tanedir. Bu iki çember içten de birbirine teğet olabilir. Dıştan da birbirine teğet olabilir. Ya ayrıktır ya birbirlerine teğettir. İçten ya da dıştan teğet olabilir. Ya da iki noktada kesişirler. eder şeklinde olacak. Bunu nasıl anlayabiliriz? Hocam merkezler arasındaki uzaklara bakarak anlayabiliriz. Eğer merkezleri arasındaki uzaklıklar yarıçaplar toplamından büyükse eğer ayrıktır. Yarıçapları toplamına eşitse birbirine iki nokta arasındaki uzaklık yarıçapları toplamına eşitse birbirine dıştan teğettir. Yani şekil çizerek bunu yorumlayacaksın. İki nokta arasındaki uzaklık yarıçapları farkına eşitse bu sefer içten teğet oluyor. Şekil çizeceksin. Diğer durumda da şu şekilde bunlar yoksa bu sefer de ya da iki nokta arasındaki uzaklık yarı şöyle yaptığın zaman yarıçapları toplamından küçükse çünkü burası R1 burası R2 dediğimiz zaman üçgen eşsizliği bak şu kenar diğer ikisinin toplamından küçük olacak ya toplamından küçükse de o zaman ne diyeceğiz? Üçgen eşsizliğinden dolayı geliyor bu da. O zaman iki çember normal bir şekilde iki noktada kesişir diyeceğiz. O zaman burada merkezleri bulmak lazım kardeşim. Merkez 1'i bulalım. Merkez 1 nedir? Hocam eksi bölü 2 eksiye bölü 2 1'e 2 yapıyor. Yarı çapını da bulalım. Hangisi kolay geliyorsa oradan yap. Hangisi kolay geliyorsa tamam. Ben bil diye şuradan yapmaya çalışıyorum. 1 bölü 2 d kare 4 artı e kare 16 eksi 4 f 4 çarpı eksi 4 işaretiyle birlikte almayı unutmuyoruz. Hocam 20 yaptı 16 36 6 3 mü yapıyor? O zaman bu da 3 yaptı. R1'i de 3 bulduk. Sonra merkez 2'ye bakalım. Hocam merkez 2'ye baktığımız zaman da eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 yani 6'ya eksi 10 çıktı. R2'de nedir? 1 bölü 2 karekök içerisinde d kare 144 artı e kare 400 eksi 4f yani eksi 4 çarpı eksi 120 artı 480 mi yapıyor burası da? Evet. O zaman bunları da toplayacağız. Haydi bakalım toplayalım. Şu biraz büyük oldu sayı ama sanki şeyden yapsaydık daha iyi olacaktı ama olsun. Şimdi 480 bu 880 yaptı. 880 ile 144'ü toplarsam şöyle toplayayım. 880 ile 144'ü toplarsam hocam burası 4. 12. 1024 yap. 1024 ne? 2'nin kuvveti yapıyor ya. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 yani 2 üzeri 10. 32'nin karesi yapıyor. O zaman şurası 32 yaptı. Hocam kök dışına çıktığı zaman 32. 32 ise R de buradan kaç yapıyor? 1 bölü 2 çarpı 32'den 16 yapıyor. Süper. O zaman şimdi bir tane noktam var. 1'e 2. Bir tane daha noktam var. Hocam bu da 6'ya eksi 10. Şimdi bu iki nokta arasındaki uzaklığı da bul. Baktığın zaman bu iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13. Bu iki nokta arasındaki uzaklık 13. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam bir tanesinin 1'e 2 merkezlinin yarıçapı 3. Diğeri de 16. Tamam. 3 yarıçaplı bir tane çember çiziyorum şöyle. 3 yarıçaplı çember çiziyorum. Bunun yarıçapı 3. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Diğerinin de yarıçapı kaç? 16. Hocam diğer merkezin yarıçapı da 16. 10 burada, 3 burada. 16 da tam olarak şuraya denk gelmiyor mu? Evet, buraya denk geliyor. O zaman bu çemberin de ben denklemini çizecek olursam şu şekilde, şu merkezliğini de şu şekilde çizince bak çıktı. Ne oldu? Birbirine teğet. Birbirine içten teğet. 2 çember çıktı. 2 tane çember çıktı. Ne yaptık? Herhangi bir şekilde ezber yapmadık. Sadece iki nokta arasındaki uzaklığı belirleyip sonra yarıçapı 3 olan ve yarıçapı 16 olan çemberi çizince direkt kendiliğinden çıktı. Yani şu şekilde de yapmadık. İki nokta arasındaki uzaklık yarıçapları farkına eşitse birbirine içten teğet de diyebilirdik ama onu bile demedik. Ezber bir şey söylemedik sana burada. Farkındasın değil mi olayın? İşte o yüzden bu tür şeylere lütfen ama lütfen dikkat et. Çiz şeklini, olay bitsin ve bu da çok güzel bir soru. Geldik örnek 26'ya. Dik koordinat düzleminde y=kx doğrusu ve x kare eksi 26x artı y kare artı 144 eşit 0 çemberiyle iki farklı noktada kesişmektedir. Şimdi bu soruyu şöyle yorumlayabiliriz. İlk önce geometrik olarak yorumlayabiliriz. Nasıl hocam? Bir çember var, bir de doğru var. İki farklı noktada kesişiyormuş. Doğruyu bilmiyorum ki. Ben bu şekilde bir şey olduğu zaman soru yapmıştım. Merkez varsa, keriş varsa çektik demiştim. Buradaki uzaklığı buluyorduk. Buradaki uzaklığı bulacağız ama ben bu denklemi bilmiyorum. Y eşittir kx şeklinde bir doğru. Aslında bunu ne yaparım? Kx eksi y eşit 0 şeklinde bir doğru deyip noktanın doğruya olan uzaklığını yazabilirim. Noktanın doğruya olan uzaklığı da ne olmak zorunda? Yarıçaptan küçük olmak zorunda. Çünkü kiriş bu y eşittir kx doğrusu kiriş. Yani kiriş olduğu için bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumu ne oluyordu? Noktanın doğruya olan uzaklığı eğer yarıçaptan büyükse kesmez. Yarıçapa eşitse teğet. Yarıçaptan küçükse de ne olmak zorunda? sonucunda kiriş olmak zorunda. O yüzden burada o mantıktan dolayı gidebiliriz. Ama doğruyu bilmiyorum. Denklem burada uzun olacak gibi hissettim. O yüzden bu sefer geometriden çözmeyeceğim. Biraz matematik bilgisini katıp o şekilde çözeceğim. Matematik bilgisini nasıl katacağım? Şimdi parabolü hatırlayalım. ÖSYM'de sordu bu arada bu soruyu böyle. Parabolde neydi? Bir parabol ile bir doğru eğer kesmezlerse delta küçük 0 diyorduk. Teğet olurlarsa delta eşit 0 diyorduk. Eğer bunlar iki noktada kesişirse delta büyük 0 yorumu yapıyorduk. Burada da çember için aynı şeyi söyleyebiliriz. Çember ile bir doğru iki noktada kesiyorsa ben burada her ikisine ortak çözümü uyguladığımda ne olacak? Delta büyüktür 0 diyeceğim. Delta dediğimde b kare eksi 4 ac idi. O zaman burada yorum yapalım. Bu çember ile doğruya ortak çözüm yapalım. Yani y yerine kx yazalım burada. Gel yazalım bakalım. X kare eksi 26x artı y kare yani k kare x kare yapıyor burası. Artı 144 eşit 0'ı bir çözeceğim. Bu ikisinin ortak çözümündeki delta'ya bakacağım. Ortak çözümde ax kare artı bx artı cy şeklinde olması gerekiyor ya. X kareleri yan yana getirelim. Hocam burada x kareleri yan yana getirdiğim zaman x kare artı kx kare eksi 26x artı 144 eşit 0 şeklinde ya. Burada da x kare parantezini alınca şu k kare olacak pardon. 1 artı k kare x kare eksi 26x artı 144 yaptı. Eşit 0 oldu. Şimdi buradaki şu katsayı a. Burası b işaretiyle birlikte. Burası da c. Şimdi delta'ya bakacağım. Delta dediğim b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan büyük olmasını inceleyeceğim. O zaman b kare dediğim eksi 26'nın karesi. Eksi 26'nın karesi eksi 4 ac. A dediğim 1 artı k kare ve c'si de var. C'si de 144. Büyük sıfırı inceleyeceğim burada. Eksi 26'nın karesi aslında 26 çarpı 26'dır. Artı 26'nın karesidir. Sonra eksi 4 çarpı 1 artı k kare yaptı. Bir de 144 var. Açmıyorum bunları. Büyük 0 diyeceğim buradan. Bu öbür tarafa atalım. 26 çarpı 26 büyüktür. 4 çarpı 1 artı k kare çarpı 144 yaptı. 2'ye bölsen 2 13 kaldı. Bir daha 2'ye bölsen bu da 13 kaldı. Yani buradan ne geldi o zaman? 13 169 büyüktür. 1 artı k kare çarpı 144 geldi. O zaman buradan da ne geliyor kardeşim? 144'ü bölü olarak at buraya. İşlemin devamını burada getiriyorum şöyle. 169 bölü 144 büyüktür 1 artı k kare oldu. 1 attık öbür tarafa. 169 bölü 144'ten 1 çıkarttığın zaman ne oluyor? 169 eksi 144 oluyor. 169'dan 144 çıkınca da kaç geliyor? 25 geliyor. 25 bölü 144 büyüktür k kare geldi. Yani bu k kare küçüktür 25 bölü 144 yapar. Bu da ne demek dostum? Hocam karekökünü alınca 5 bölü 12 geliyor. Yalnız k kareye bu. 5 bölü 12'den küçük olacak. Eksi 5 bölü 12'den de büyük olacak anlamına geliyor. Aralığımız ne oldu o zaman? K eleman 5 bölü 12 ile eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 arasında oldu mu? Oldu. Burada tabii küçük olduğu için bunlar bu noktaları dahil etmeyeceğiz. Yani K'nın aralığı eksi 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 arasında olmuş oldu. Evet ÖSYM'de bu şekilde sordu. Dikkat et. Güzel bir soru. Bu sefer bunu nereden yaptık? Matematik bilgisiyle yaptık. Matematiği kullandık. Parabol bilgisini işin içine katarak kullandık. Bazen de böyle zorlandığınız zaman, geometriden zorlandığınız zaman matematik bilgisini de kullanıp düşün. Matematik acaba matematikten ben bunu nasıl yapabilirim diye düşün. Sonrası zaten çok güzel bir şekilde gelir. Merak etme. Tamam. Evet örnek 26'yı bu şekilde bulduk. Geldik şimdi şöyle bir nota. Arkadaş şöyle bir denklem verildiği zaman çember belirtmesi için. Düşünelim o zaman. Hocam ben merkezi A virgül B olan yarıçapı R olan çemberin denklemini x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesini eşittir r kare olduğunu biliyorum. Buradan da açtığın zaman x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşit 0 şeklinde olduğunu da öğrenmiştim. Tamam. O zaman bunun denklem yani bu merkeze a virgül b olan yarıçapı r olan çemberin denklemi bu şekilde bulunuyor ya. O zaman bunu açtığın zaman bak x kare ve y kare katsayıları 1. Çok güzel. O zaman ne diyeceğim? X kare ve y karenin katsayılarının kesinlikle 1 olması lazım diyeceğim. Yani a ile c birbirine eşit olmalıdır ki bazen bu 5x kare artı 5y kareye veriliyor. 5x kare artı 5y kare şeklinde verildiği zaman da doğrudur. Denklemi ne yapacaksın? 5'e böleceksin. Hatta merkez ve yarıçap bulunurken a eşittir c dedik ya. Bunu da 1 yapmalıyız biz. 5x kare artı 5y kare artı bilmem ne şeklinde verildiği zaman denklemi 5'e böleceğiz. Tamam. Sonra b eşittir çıkışı 0 olmalıdır. Evet, ben denklemi açtığım zaman hocam x çarpı y'li bir terimi nasıl elde edebilirim? Ya x artı y'nin karesini alırsam ya da x eksi y'nin karesini alırsam bulurum. Böyle bir terim yok ki. X eksi a'nın karesi ve y eksi b'nin karesi var. Yani x y'li terim gelmeyecek. O zaman diyoruz ki kesinlikle a ve c, bak a ve c kesinlikle 1 olması lazım. B de olmaması lazım. Yani b'nin de 0'a eşit olması lazım. Dikkat, en önemli noktalar zaten bunlar. Şunlara şöyle bir yıldız atalım. Sonra bir de şu önemli. Bak, en önemli iki noktayı burada söyledim zaten. A ile c eşit olmalı ve mümkünse 1 olmalı. Özellikle merkez ve yarıçap bulunurken. Bunlar 5'de olabilir, 7'de olabilir, -9'da olabilir. Sıkıntı değil. Merkez ve yarıçap bulunurken yalnız 1 yapmalık hamle yapacağız orada. X y'li terimde kesinlikle ama kesinlikle olmamalı. X y'li terim olunca ne oluyor hocam? İşte elips, hiperbol, parabolden bir tanesi oluyor ama o müfredattan kaldırdı. O kısma hiç girmiyorum kafanız karışmasın diye. Bir de biz delta'yı ne olarak biliyorduk? Hocam d kare artı e kare eksi 4v olarak. Yani o neydi? 1 bölü 2 karekökünde d kare artı e kare eksi 4v olduğunu biliyoruz ya biz. Bu yarıçap formülü ya. Yarıçap formülünün bu olmasından dolayı da bak yorum yapıyoruz. O yüzden ben sana şunu anlatırken ya şu şekilde verildiğinde merkezin ne olduğunu bil, yarıçapın ne olduğunu bil diyorum. Çünkü bu yorum yapmak için işte ben yarıçapın bu olduğunu biliyorum. D kare artı e kare eksi 4v karekök içinde. Bak bu önemli. Bir de 1 bölü 2'si de var başında. Eğer delta büyük sıfırsa, bak dikkat, delta büyük sıfırsa yani d kare artı e kare eksi 4v büyük sıfırsa hocam kök içi pozitif bir sayı yaptı. Kök içi tanımlıdır. Yarıçapı vardır. Kesinlikle bir çember belirtir diyebiliriz. Eğer burası d kare artı e kare eksi 4v sıfıra eşit olursa hocam o zaman yarıçap 0 oluyor. Yarıçap 0 olması bir noktaya 0 birim uzaktaki noktalar kümesi aynı nokta yapıyor. O zaman ne belirtiyor bak? Nokta belirtiyor. Hocam burası 0'dan küçükse ne olur? O zaman yarıçap tanımlı olmaz. Çünkü kökün içerisinin ne olması lazım tanımlı olması için? 0'dan büyük olması lazım. O yüzden yarıçap tanımlı olmazsa o zaman bu da bir çember belirtmez diyeceğiz. Buna da dikkat et. İşte bu yüzden d kare artı e kare eksi 4f hikayesi çok önemli. Baştan şöyle bir tekrarlayalım. X kare ve y karenin katsayısı eşit olmalı. Mümkünse 1 olmalı. Merkez ve yarıçap bulurken. Sonra x y'li terim kesinlikle olmamalı. Bir de delta'ya bakıp yorum yapıyoruz. Delta'ya bakıp yorum yaptığında yarıçap 0'dan büyükse yani d kare artı e kare eksi 4f 0'dan büyükse yarıçap belirtir. 0'a eşitse o da bir nokta belirtir. 0'dan küçükse de kesinlikle ama kesinlikle çember belirtmez diyeceğiz. Başka şeyler belirtiyor ama onaya girmiyoruz. Elips, hiperbol, parabol onlar müfredattan kaldırıldı zaten. Hemen gelelim şuraya. Bu denklem ne belirtiyormuş? Çember belirtiyormuş. Çember belirtiyorsa hemen x kare ve y karenin katsayılarına bakıyorum. Eşit ve 1. Sıkıntı yok. X y'li terim olmayacak. Yani k eksi 5 eşittir 0 olacak. K'yı buradan kaç bulurum? 5 bulurum. K yerine 5 yazdığım zaman çember denklemimiz x kare artı y kare eksi 4x. K yerine 5 yazdığımda artı 6y artı k yerine 5 yazdığımda 2 kere 5 10 eksi 6'dan orası da 4 yaptı. Eşit 0 oldu. Yarıçap uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Yarıçap uzunluğu da neydi kardeşim? Arkadaşım yarıçap uzunluğu da 1 bölü 2 karekök içinde d kare yani 16 artı e kare 36 eksi 4f. F'yi işaretiyle birlikte alıyorduk. Yani 4 çarpı artı 4. Şunlar 16'lar gitti. Kök 36 6 diye çıktı. 6 1 bölü 2 ile çarpınca da kaç oluyor o zaman? Hocama 3 oluyor. Cevap böylelikle 3 çıkar. Yani örnek 27'yi 3 bulmuş olduk. Geldik örnek 28'e. Denklemi nokta belirttiğine göre. Nokta belirttiğine göre o zaman ne olacak? Yarıçapın ne olmasına bakacaksın? Hocam yarıçap dediğim 1 bölü 2 karekök içinde d kare artı e kare eksi 4f ya. Artık yorum mantığıyla öğrendik ya. Bunun 0 olması lazım. D dediğimiz bu. 4 artı e dediğimiz bu. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı f. F dediğimizde dikkat et. İşaretiyle birlikte al. Eksi k yani burası. Bunun neye eşit olması lazım? 0'a eşit olması lazım. Buradan 20 artı 4k eşit 0'sa 4k'yı böylelikle eksi 20 buluruz. K'yı da böylelikle kaç buluruz? Eksi 5 olarak buluruz. Zaten bizden k isteniliyor. Cevap eksi 5 olur. Geldik örnek 29'a. Denklemi çember belirttiğine göre bu denklemin, bu çemberin merkezini bulunuz. Hemen x kare ve y karenin katsayısına bakıyorum. O zaman 2 m'ye eşit olmak zorunda. Yani m2 oldu. X y'li terim olamaz. Kenan komutanım, Kenan komutanım. Böyle bir replik vardı. Olamaz diyordu, hatırlıyor musun? N-3 neye eşit? 0'a eşit olmak zorunda. N'i de buradan kaç bulurum o zaman? N de böylelikle 3 gelir. Güzel. Yani ben buradan M'yi buldum. M'yi bulduysam gel yerine yazayım bunları. 2x kare artı M de zaten 2 idi. 2y kare artı M yerine 2 yazdığımda 6x eksi N yerine de kaç yazacağım? 3. 4 kere 3 12. 12y artı 1 eşit 0 mı yaptı? Evet. Aa hocam çember denklemi buysa D burasıdır, E burasıdır deyip merkezi eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 demiyoruz. Ne zaman diyoruz? Arkadaş şunlar da 1 olduğunda diyoruz. O zaman denklemi böl 2'ye, ondan sonra formülü uygula. Yani burası x kare artı y kare artı 3x eksi 6y artı 1 bölü 2 eşit 0 yaptı. O zaman merkezimiz eksi d bölü 2'ye yani eksi 3 bölü 2'ye eksi e bölü 2 yani 3 çıkar. Merkez bu çıkar. Yarıçapı da bulurken ne diyecektik? Yarıçap sorulmuyor bize. O zaman d kare artı e kare eksi 4f. F'nin de artı 1 bölü 2 olmasına dikkat edecektim burada. Tamam mı? Merkez ve yarıçap bulunurken x kare ve y karenin katsayısında 1 olmasına dikkat ediyoruz. Evet, merkezimiz eksi 3 bölü 2'ye 3 çıkar. Geldik örnek 30'a. Şimdi olayı öğrendik yorumla bilmem neyle. Şimdi de burada bir eşitsizlik sistemi uygulamak istedim. Buradaki eşitsizlik sisteminde ne diyor bu? Aa hocam x kare artı y kare eşit değil, küçük eşit diyor. Hocam eşit olsaydı bu ne olacaktı? Merkezi kaça kaç? Hocam 0'a 0. Çünkü bu x eksi 0'ın karesi, bu da y eksi 0'ın karesi. Merkezil çember. Merkezi 0'a 0, yarıçapı da 8 olan bir çember bu. Eğer eşit 0 eşit 64 deseydim o zaman merkezi 0'a 0, yarıçapı da kaç olan? 8 olan bir çemberi çizecektim. Ama ne diyor burada? Burada küçük eşit diyor. O zaman ne diyeceğiz? Burada da hemen analitik düzlem çizip eşitsizlik sistemini gösterebiliriz. Haydi gösterelim. Merkezi 0'a 0 olan ve yarıçapı 8 olan çemberin nesi olacak o zaman arkadaşım? Eşit deseydi çemberin denklemi bu olacaktı ama küçük eşit dediği için iç bölgesini alacağım. Çünkü bu ne demek? Eşit olsaydı 8 birim uzunluğundaki noktalar kümesi olacaktı. 8 birim uzunluğundan küçük olan noktalar kümesi de iç bölgesi yapıyor. Eğer aradaki işaret büyük eşit olsaydı o zaman dış bölgesini alacaktım. Yani bana ne diyor? Bu hocam bu işte bu çemberin iç bölgesi diyor. Tamam, bu çemberin iç bölgesi çözüm kümesi oldu. Güzel. Devam edelim şimdi. Bu ne demek? Hocam burada x yerine 0 yazsam y'si ne yapıyor? Hani bunu eşit 8 gibi düşün. Hocam x yerine 0 yazdığım zaman 0 eksi y eşittir 8 ya. Y'yi de buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Bu arada yarıçap 8, 8, eksi 8, eksi 8 şunları yazalım. Sonra y yerine 0 yazdığımda da x eksi 0 eşittir 8'den x de ne buluruz? X de 8 buluruz. Bu arada eksi y eşittir 8'den y eksi 8 çıkar. Yani bunun denklemi de ne oluyor? Y'si eksi 8 olacak arkadaşım. X'i de kaç olacak? 8 olacak. Bunun da grafiği bu şekilde değil mi? Evet. Bu eşitsizlik sistemi büyük eşit dediği zaman ne oluyordu arkadaşım? Hocam 0 0 yerine koysam 0 0 0 büyük eşit. Şuraya bak. Burası 0 yaptı ya. 0 büyük eşit 8 sağlandı mı? Sağlanmadı. Dikkat. 0 büyük eşit 8 sağlanmadı. O zaman 0 0'a bakan bölgesi değil de 0 0'ın altı olacaktı. Ya da bunu nasıl yapıyorduk? Y pozitifken küçük taraftaysa alt tarafı, büyük taraftaysa üst tarafı. Y'yi pozitif yapacak olursam o zaman y'nin işareti pozitifken. Y'yi buraya attığım zaman y küçük tarafta oluyor. Küçük tarafta olduğu için bu denklemin de alt tarafı mı olacak? Evet. O zaman bu denklemin de alt tarafı şu eşitsizlik sistemini bu şekilde gösterdi. Her ikisini de birleştirelim şimdi. Hocam bir tanesi de şuradan geçiyor. Şöyle 8'e eksi 8'den geçiyor. Y'si eksi 8. X'i de 8'den geçiyor. Şimdi bunun iç bölgesini alacağım. Bu doğrunun da alt tarafını alacağım. İşte benden bunun ikisinin kestiği yer soruluyor. İşte ikisinin kestiği yer burası değil mi? Evet. Eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş bu eşitsizlik sisteminde sağlanılan bölge işte sarı bölge yaptı. Bu bölgeyi bulacağım. Aa hocam burası nedir? Burası bak dikkat et. Çeyrek dairenin bir parçası değil mi? Evet. Yani dairenin bir parçası burası. O da çeyrek dairede şu üçgenin alanını çıkartırsam bulmam mı? Aynen öyle. 8 burası 8 burası. Çeyrek dairenin alanından pi 8'in karesi bölü 4'ten şu üçgenin alanını çıkartacağım. 8 çarpı 8 bölü 2'yi çıkartacağım kardeşim. Yani buradan 64 bölü 4 16 pi eksi 64 bölü 2'de 32 mi yapıyor? Aynen öyle. İşte bu bölgenin alanını da bu şekilde bulmuş olduk. Yani bu soruda da neyi öğrendik? Çemberdeki eşitsizlik sisteminde ne yapıyoruz? Çember denklemi belliyse eğer, merkezi 0 0 olan şu şekildeyse, küçük eşit dediği zaman iç tarafını, büyük eşit dediği zaman da bunun dış tarafını karalayacağımızı öğrendik. Ve böylelikle bu konu bitti mi? Bitti kardeşim. Ve çok güzel şeyler öğrendik ve mantık da yaptık. Aslında ezbere bakacak olursak çok fazla ezbere bir şey de öğrenmedik. Koskoca bir çember analitiği konusunda. Bir çember denklemi yazmayı öğrendik. Merkeze A virgül B'ye yarıçapıra'ya. Bir de D ile E'li F'li formülü öğrendik. Geri kalanı hep yorumda arkadaşım. Yani şurayı kullanmayı öğrendik burada ve her tarz sorusunda yazdım. Çemberin standart denklemi de verilse, genel denklemi de verilse mantık aynı mantık. Şurayı kullanıp basit bir şekilde şekli çizip ya da analitik düzlemi çizip soruları rahat bir şekilde yapabiliyoruz kardeşim. Tamam. Çember analitiği de bitti. Bu konudan bak garanti veriyorum. Bu iki dersi soluksuz izlediysen, soluksuz derken yani molada verebilirsen kesinlikle ama kesinlikle buradaki soruları anladıysan soru kaçırma ihtimalin yok. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Çok rahat bir şekilde yaparsın. Hocam çember analitiği ile ilgili yeni nesil soru çıkar mı? Çok zor. Analitikten böyle çok yeni nesil soru çıkmasının ihtimali yok. Biz yine de bir soruda falan gösterdik galiba. Ama analitik geometride de göstermiştik de yeni nesil sorular falan filan. Analitikte böyle yeni nesil dediğimiz sorular sözel sorular, analitik düzlem çizdirtmeli sorular diyebiliriz. Tabii ki onları yeni nesil sayacak olursak onlar gelir. Ya da birkaç farklı kazanım iç içe girdiği zaman yeni nesil diyecek olursak onlar yeni nesil. Zaten birkaç farklı kazanım iç içe olan sorular da zaten burada da vardı. Böylelikle 42. günü halletmiş bulunuyoruz dostlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani 43. günde son konuya başlayacağız. Analitik geometriye başlayacağız. O zaman analitik geometri. Katı cisimlere başlayacağız. O zaman katı cisimler konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.